Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Rahman suresinin son bölümünü değerlendireceğiz ve 46-78. Ayetler arasını okuyacağız. Manasını bir derece ifade etmeye çalışacağız. Bu surede Allah-u Teala kendisinin Zülcelal ve İkram, Celal İkram sahibi olduğunu bildirdi. Onun celalinin bir tecellisi cehennem ve bir bölüm olarak bunu anlattı. Ardından da ikramının bir tecellisi olarak cennet. Bugünkü okuyacağımız bu son bölüm cenneti anlatıyor ve cennetin nimetlerini bizlere tavsif ediyor. Tabii cennet her ne kadar buradaki ibarelerle anlatılmış olsa da kelimeler herhalde bunları tam ifade etmeye yetmiyor. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de meselül cenne, cennetin hali şuna benzer diye misallerle bir nevi anlatılıyor. Dolayısıyla cenneti sadece bu kelimelerle ölçmek nakıs olur, eksik olur. Cennet bu ibarelerle anlayacağımızdan çok daha güzeldir. Cenab-ı Hak burada şöyle bildirmekte. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Rabbinin makamı derken, Rabbinin huzurunda hesap vermek, onun huzurunda divan durmak, bundan korkan kimse için iki cennet vardır. Bu manada değerlendirilebilir. Veya Cenab-ı Hakk'ın azameti, Allah'ın azametinden korkan kimse için iki cennet vardır. Bu iki cennetten murat, biri cismani cennet, diğeri ruhani cennet denilebilir. Cennetin değişik mertebeleri var. Bunlarla alakalı açıklanabilir. Hatta bazı zatlar cennetün fid dünya ve cennetün fil uhra. Biri dünyadaki cennettir. Kalp ve ruhlarındaki huzur, bu manadaki cennet. Diğeri de ahiretteki cennettir. Bu manada da açıklayanlar olmuş. Febi eyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Zevâte efnân. Orada çeşit çeşit ağaçlar var. Efnan çeşitliliği ifade ediyor. Ve oradaki ağaçların ihtişamını, azametini ifade edebileceği gibi bunların çeşit çeşit olmasını ifade eden bir kelime. Febi'eyye âlâ-i rabbikümâ tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Fîhime aynâni tecriyen. Orada o iki cennette iki kaynak var ve bunların suları akıyor. Burada iki kaynaktan murat tesnim ve selsebil. Tesnim ve selsebil, tabi ismen bunları şu anda ifade ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de her ikisi de geçer. Tüsemme selsebile aynen yeşrabu biha ibadullah diye Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde anlatılır. Ve tesnim ve mizacuhu min teslim diye karışımı teslimdendir. O bir kaynaktır. Bu mealde ayet-i kerimeler var. Ve bunların fevkalade güzelliği, fevkalade özellikleri olduğu tefsirlerde anlatılmakta. Febi'eyye âlâ-i rabbikümâ tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Fihime min külli fâkiyetin zevcan. Orada her türlü meyveden birer çift var. Yani diyelim yaşından da var, kurusundan da var. Değişik özellikte meyvelerden bulunmakta. Burada tabi değişik özellikte meyveler. Dünyada Allah-u Teala bazı numunelerini bize göstermiş. İşte dünyadaki kiraz gibi, şeftali gibi, kavun, karpuz gibi, portakal gibi nice meyveleri görüyoruz. Bunların her birisi gerçekten hem bir kudret harikası hem bir rahmet harikası. Cenab-ı Hak kullara olan rahmetini, merhametini bunlarla gösteriyor. Diğer alemde oraya münasip bir şekilde cennet meyveleri olacak. Dünyadakilere şeklen benzeyecek ama tat ve lezzet itibariyle fevkalade olacak, bambaşka olacak ve dünyadakiyle kabili kıyas olmayacak. Febeyye alâ-i rabbikümâ tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz?
müttekiine ala furuşin batainuha min istebrak. Onlar döşeklere yaslanmış vaziyette ve bunların da içleri, astarları atlastan. Şu manada mesela insan dünyada bir döşek yapar. Onun içine o kadar dışına verdiği önem kadar önem vermeyebilir. Ama diğer alemde insanların o yaslanacakları yastıklar bile içleri atlastan olacak. İçleri en kıymetli şeyden olacak. Yani içleri bile böyleyse dışları nasıldır? Allahu Teala oradaki güzelliği bu ifadelerle anlatıyor. Ve cenel cenneteyni den ve o her iki cennetin de meyveleri onlara yakındır. Yani dünyada diyelim çok güzel bir meyve ağacının altındayız. Dalları bize yüksekteyse, uzaktaysa o meyveleri sadece seyrederiz. Ama diğer alemde oradaki ağaçlar, taşlar emir dinleyecek ve cennet ehlinin sözlerini nazara alacaklar ve o emirleri yerine getirecekler. Bir ağaca desen gel, gelecek. Dallarını uzat desen dallarını uzatacak ve insan kolayca o meyvelerden koparacak. Febi'eyye alâi rabbikümâ tükeziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Fîhinne gâsırâtut tarf. Orada bakışlarını kocalarına hasretmiş olan dilberler var. Lem yadmithunne insun gablehum ve la can. Daha önce onlarla ne bir ins ne de cin temas halinde olmamıştır. Bu da cennetteki aile hayatıyla alakalı özel bir durum. Cennette doğum olmayacak ama aile hayatı var ve şu dünyada aile hayatının mutlu durumları orada da olacak. Allah-u Teala oradaki cennet ehline verilecek dilberleri nazara verirken onların güzelliğine dikkat çekiyor ve daha öncesinden yani bekareti bozulmamış bir şekilde olduğu ayetin açıklaması olarak nazara verilmekte. Bir de bunların güzelliği o derece fevkalade ki diyelim dünyada öyle bir güzel olsa bütün dünya o güzeli konuşmaktan başka bir şey yapmaz gibi bu gibi manalar açıklanmış. Febi'eyye alâi rabbikümel tükeziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Kennehunne yakut vel mercan. Sanki onlar yakut ve mercan. Yakut kırmızılığıyla bilinir. Mercan o da beyazlığıyla. Yani onlar diyelim dudaklarının rengi itibariyle sanki bir yakut, tenlerinin rengi itibariyle sanki bir mercan. Febi'eyye alâi rabbikümâ tükezziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hel cezâul ihsân illel ihsân. Yapılan güzelliğin karşılığı ancak bir güzelliktir. Güzellikten başkası değildir. Yani cennete ehil olan bu kimseler, cennette bu nimetlere mazhar kılınan bu kimseler, dünyada güzel ameller yapmışlar ve ona göre bir güzellikle karşılaşacaklardır. Febi'eyye alâi rabbikümâ tükezziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Ve min dûnihime cenneten. Bu ikisinin, anlatılan bu iki cennetin dûnunda başka iki cennet daha var. Bu da cennetteki mertebelerle alakalı. Bundan sonra gelecek Vakıa suresinde cennet ehlinin iki grup olduğu anlatılıyor. Bunlardan Ashabul Meymene var. Ashabul Yemin. Bunlar amel defterini sağından alanlar. Bunlar orta derecede ehli cennet. Bir de Es-Sabigun Es-Sabigun Ulaikel Mukarrabun diye anlatılan üst düzey müminler var. Başta peygamberler. Üst düzey seçkin konumda kimseler var. Ümmeti Muhammed içinde de o gruba dahil kimseler olduğu ayette anlatılıyor. İşte bu şekilde üst düzey olan kimselere verilecek cennetle
onların aşağısında olanlara verilecek cennet aynı özellikte değil. Her biri kendi amellerine göre bir karşılığa muhatap olacaklar. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Müdhemmeten. Ve o iki cennet yemyeşil olacak. Orada her şey yeşilin hakim olduğu bir görüntüde olacak. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Ey ins ve cin, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Fihime aynani naddahaten. Orada fıskiye tarzında fışkıran iki pınar var. Bu da malum dünyada fıskiyeli tarzda olduğunda onun da kendine göre bir güzelliği var. Bu tarzda iki ayrı pınarın, iki ayrı kaynağın olduğu ayette nazara veriliyor. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Fihime fakihatun, orada meyveler var. Ve nahlun, ve hurma var. Ve rummen, ve nar var. Ve bunların çekirdeksiz nar olduğu ifade edilir. Yani narın çekirdeksiz olması, diğer alemde posa bir şey olmayacak, fazlalık bir şey olmayacak. Her şey lüb, hulasa en güzel şekliyle bulunacak. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Fihinne hayratun hisen. Orada güzel huylu, güzel yüzlü dilberler olacak. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Hurun maksuratun fil hiyem. Çadırlarda kocalarına mahsus iri gözlü huriler olacak. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Lem yadmithunne insun gablehum ve la can. Onlara daha önce ne bir ins ne de cin dokunmamıştır. Bu şekilde orada dilberler olacak. Febeyye alay rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Müttekiin ala rafrafin hudrin. Orada yeşil yastıklara yaslanacaklar. Ve abgariyin hisan. Ve harikulade güzel döşeklere yaslanacaklar. Febeyye alai rabbiküme tükezziben. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Tebârekesmü rabbike zil celâli vel ikram. Rabbinin ismi, celal ikram sahibi olan Rabbinin ismi yücedir, mübarektir. Böylece Allah-u Teala bu ibareyle bu sureyi bitirdi. Bu surede onun celal ve ikramını nazara veren pek çok şeyleri anlattı. Ve bitirirken de celal ve ikram sıfatlarını nazara vererek ve zatının yüceliğini nazara vererek sureyi o şekilde bitirdim. Ve biz bu sureyi okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın ne kadar nimetleriyle karşı karşıya bulunduğumuzu gördük. Dünyada Allah-u Teala nice güzel nimetleri insanlara veriyor. Gök kubbeyi üzerimize bina yapmış ve orayı mizan ile tamamen bir düzenle tanzim etmiş. Yeryüzünü bizim için sermiş. Yeryüzü bizim için çiçekli, adeta bir halı gibi. Ve dünya bizim için bir saray misali. Ve insan yeryüzünde bir sultan. Ve her şey emrinde, irili ufaklı her şey emrinde. Dünyanın dörtte üçünü meydana getiren okyanuslar, denizler emrinde. O okyanuslarda, denizlerde hareket eden dağlar gibi büyüklükte gemiler insanın emrinde. Yer gök insanın etrafında dört dönüyor. Ve şu dünyada, şu alemde her şey bize göre tanzim edilmiş. Her şey bizim için, acaba biz niçin? Biz niçin yaratıldık? Bu noktada insanın durup düşünmesi gerekiyor. Ve dünya bir imtihan salonu. Şu imtihan salonunda insanlar çok şiddetli bir imtihandan geçiyorlar. Eleklerle eleniyorlar. Ve her gün bize sunulan fırsatlarla dolu. Ve her gün bize verilen 24 saat
24 altından çok daha kıymetli. Ömür sermayesi bize verilmiş, kabiliyetler bize verilmiş. Bize düşen bunları değerlendirmek, zamanımızı çok güzel bir şekilde tanzim etmek ve Allah'ın o kadar nimetlerine muhatabız. Bu nimetleri iç dünyamızda deruni bir şekilde hissetmek. İnsan bu nimetlerin farkına vardığında o nimetler karşısında iki büklüm olacak ve وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَنْ bitki ve ağaç Allah'a secde eder, boyun eğerler. Bu surede geçtiği gibi o da Rabbinin huzurunda boyun eğecek, inkiyat gösterecek ve alemlerin Rabbine secde edecektir. Bunu yaptığı zaman bugünkü okuduğumuz bölümde anlatıldığı şekliyle cennet var, hatta cennetler var. Bu cennetler insanların dünyada yaptıkları amellere göre şekillenecek. Dünyadaki yaptıkları amellerin derecesine göre herkes uygun olan yere gönderilecek. Ama eğer insan gökleri ve yeri yaratan Yüce Rahman'ı tanımayacak olursa, o zaman da onun celaline muhatap olacak ve onun celalinin bir menzili olan, dehşetli bir hapishane görevi gören ve bir ceza mahalli olan cehenneme gönderilecek. Kur'an-ı Kerim bu şekilde korku, ümit dengesini bize nazara veriyor. Bir tarafta Allah'ın celalini anlatırken hemen yanında ikramını da anlatıyor. Onun cennetini anlatırken cehennemi de anlatıyor. Bunları iki yönlü nazara vermek suretiyle insanda korku ve ümidi dengede tutmak. Çünkü korku ve ümit arasında olmak bir kuşun iki kanatlı olması gibidir. Tek kanatlı kuş uçamaz. Bir insan Allah'ın sadece celalini düşünse dayanamaz. Sadece ikramını düşünse tembellik gösterebilir. Ama Allah'ın azabını düşündükçe insan korkmalı. O zaman insan günahlardan uzak kalacaktır. Allah'ın rahmetini ve rahmetinin tecelligahı olan cenneti düşündükçe de orayı kazanmak için gayret gösterecektir. Cenab-ı Hak bizleri rahmetiyle ehli cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.